Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modeli çalışacağım inşallah. Allah izin verirse bu modelimizi anlatacağım size. Ajurlu bir model. Baklava dilimi. Değişik güzel bir model. Tamamen haroşa olarak örülüyor modelimiz. Bunda da arkada da haroşa olarak örülen bir model. Battaniye modeli. Bana gelen resimde battaniye çalışılmıştı. Evet, şimdi inşallah modelimiz çift sayıdan kuruluyor. 10-12 olarak siz ayarlayabilirsiniz. 6 sıradan oluşuyor modelimiz. Ben şu şekilde 32 tane ilmek attım buraya. 6 tane kenar ilmeği koydum. 2 sırada haroşa ördüm ve şimdi hemen anlatmak istiyorum Allah izin verirse. Evet, bismillahirrahmanirrahim. 2 4 6 tane ters ilmeğimizi ördük. Başına atıyorum. 2 ilmeğimi bir edip kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. Yine aynı şekilde 2 ilmeğimi bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. Başına doladım. Tekrar başına doluyorum ve burada sonda 6 tane ilmek kalıncaya kadar bu şekilde devam edeceğiz. İki, dört, altı. Evet, başına doladım. İkisini bir ettim. Kestim. Başına doluyorum ve 6 tane ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kenar bandımız olacak. Ve arkada da arkayı bir daha göstermek istemiyorum. Vaktinizi çok çalmamak için. Bu şekilde ters olarak ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Hem arkada ters örülecek. Hem arka ön yüzde ters örülüyor. Modelimiz haroşa bir model. Yalnız modelimiz ön yüzde kuruluyor. Bu sırayı bu şekilde tamamlayayım. Dediğim gibi çok basit, kolay bir model ama her işin bir zorluğu var muhakkak ki. Evet. Şimdi ise bu sıra bir, iki, üç, dört, 5, 6. Başına atıyorum. Şu şekilde attığım zaman ters oluyor. Şu şekilde alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek örüyorum. 10 ve 11. ilmeklerimizi ikisini bir edip kesiyorum. Burada toplamda bu arttırdığım ilmek hariç 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğim oluştu. Ve tekrar başına doluyorum. Burada bu sonda bir kesim yaptım. Kesim yaptığım için başına doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Burada 9 tane ilmeğimiz oluştu. Bir de burada var. 10 tane ilmeğimiz var. Tekrar başına atıyorum. Burada doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ilmeğimiz var. Kenar ilmeğimiz. Arkayı haroşa olarak, ters örgü olarak örüp geleceğim. Evet, şimdi tekrar ön yüzdeyim. 3, 4, 5, 6. 6 tane ilmeği ördüm. Yine arttırıyorum.
1 2 3 4 5 6 7 8 9. Burada son 10 ve 11. ilmeklerimiz ikisini bir edip kesiyorum. Ve iğne başına doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Burada 10 ve 11. ilmeği ikisini bir edip kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. Burada bir tane ilmeğim var. Onu ters olarak örüyorum. 2 Arkada yine ters olarak örüp geleceğim. Evet, şimdi tekrar başına atıyorum. Burada bu iki ilmeği birlikte kesiyorum. Burada ilmeklerimizin sayıları azalacak, buradakiler çoğalacak. Çünkü bu şekilde kaydığı için, bakın, şuraya geldikçe sağ tarafa doğru kaydırıyoruz modelimizi. Evet. Son iki ilmekte ikisini bir edip keseceğim. 1 2 Başına atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu 10 ve 11. ilmeği ikisini bir edip kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. Burada bir tane ilmeğimiz oluştu. 2 4 6 ilmek. Evet. Bir iki ilmeğimiz var. Burada bir tane artış daha yapacağız. Bu artma işlemimizi, bakın burada burayı tekrar göstereyim size. Arttık bu şekilde. Arkayı yine ters olarak örüp geleceğim. Evet. 2, 4, 6 tane ilmeği ördüm. Tekrar başına atıyorum. Yine bu artmış olduğum ilmekle diğer ilmeği ikisini bir edip kesiyorum. Bu kenarda sürekli ajur gittiği için bu ajurumuzu, buradaki artan ilmekler sayılarımızın dengesiz şekilde artmaması için buradaki ilmeğimizi yandaki ilmekle birlikte kesiyoruz. Diğer tarafta da aynı şekilde yapacağız. Bakın sonda iki tane ilmeğimiz kaldı. Bu sondaki ilmeği ikisini bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. 1 2 3 Bu arttığım ilmek hariç diğer ilmeği sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Burada 10 ve 11. ilmeklerimizi ikisini bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. 1 2 Burada şu 3 ve atmış olduğum 4. ilmeği ikisini birlikte kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. 2 4 6 tane burada kenar bant ilmelerimiz var. Bunları ters olarak örüyorum. Yine arkada bu şekilde ters olarak örüp tamamen ters örüp geleceğim. Evet, tekrar ön yüzdeyim ve 2 3 4 5 6 tane kenar ilmeğimizi örüp tekrar başına doluyorum. Buradaki artmış olduğumuz ilme ve yanındaki ilmeği birlikte kesiyorum. Diğer ilmeklerimi 1 2 3 4 5
5 tane ilmek ördüm. Bununla birlikte 6 oldu. 2, 4, 6. İkisini bir edip kesiyorum. 7 oldu. Başına atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada 10 ve 11. ilmeği ikisini bir edip kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. 1, 2, 3. Bu 2 ilmeği bir edip kesiyorum. 4. 2, 4 tane ilmek oldu. Tekrar başına atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkada ise bakın modelimiz oluşmaya başladı. Sağ tarafa doğru kayıyor. Bakın. Arkada aynı şekilde ters olarak örüp geleceğiz. Evet. Bu 6. sıram benim. Bu 6. sırada tekrar başına atıyorum. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'yı bir ettim. Kestim. Başına doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. ilmeklerimiz ikisini bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'yı ikisini bir ettim, kestim. Tekrar başına doluyorum ve 'ne arkadan bu sıra son sıramdı, tamamladım bir modelin şu kısmı bitirmiş olduk. Şimdi renk geçişini yapacağız, rengimizi bağlayacağız. Evet, tekrar ön yüzdeyim ve bir sırayı tamamen bir baklava dilimini bitirmiş olduk. Birbirinin aynı tekrarı, hiçbir farkı yok, sadece kayıyor. Kayarken bu taraftan bu tarafa doğru kaydığımız zaman bu taraftan sürekli eksiltiyoruz. Başına atıyoruz. Hemen ipimi bağlayacağım buraya. Sadece bu başlangıçta ve bitişte dikkat etmemiz gerekiyor. Başına atıyorum ve ikisini bir edip kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. Yine ikisini bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Şu tabanda yaptığımız işlemin aynısını uyguluyoruz. Başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Başına attım. Tekrar başına atıyorum ve tekrar başına attım. Kestim. Başına atıyorum. Kesiyorum. Tekrar başına attım. İki, dört, altı. Evet. İki, dört, altı tanesini tekrar yeniden ip bağlayacağım buraya. Evet, ipimi bağladım ve sarı ipi bırakıyorum. Şimdi ise
krem rengine kenardaki patımızı öreceğim. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ve burada şu şekilde ipimi tutuyorum ki bu sırayı aynı şekilde ters olarak arka sıramız ters olarak örüp geleceğiz. Evet, arkasını örüp geldim. Şimdi ise yine ön yüzdeyim ve modelimin kuruluşunu göstereceğim. 3 4 5 6 6 tane ilmeği ördükten sonra tekrar sarı ipe geçiyorum. Şöyle bir şey oluşturuyorum. Burada arada boşluk oluşmasın diye. Buraya ipimi sıkıca tutuyorum ve başına atıyorum. Bu iki ilmeği kesiyorum. Burada bir üst modele geçtiğim zaman buradaki püf noktayı söylemek istiyorum. Burada nerede kalmışız? Bakın, burası devam edip gidiyor. Burayı devam ettireceğiz. Kaç tane ilmek örmüşsek şurada şu iki ilmeği, bakın, şurayı devam ettireceğiz. İki ilmeği keseceğiz. Burada 2-4 tane tersimiz kaldı. Başına atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 burada fazlalık oluyor, burada artmalarda bir iki kesip bir arttığımız için burada iki defa kesim yapacağız. Kaç tane ilmeğimiz oldu? Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8 tane ilmeğimiz var. 9 ve 10. ilmeği ikisini bir edip kesiyoruz. Tekrar yanındaki ilmeği ve keserek ilmek sayımızı 2, 4, 6, 8, 10'a düşürüyoruz. Tekrar başına atıyoruz. Burada ise kesim yapmayacağız bu yanında. Yanındaki de eksik geliyor. Onun için burada herhangi bir kesme yapmayacağız. 1 2 3 4 5 6 burada ikisini bir edip kesiyoruz. 7 tane ilmeğimiz oluştu. Burada da 7 tane ilmeğimiz var. Buradaki üçgenimiz tamam olacak. 11 tane olacak. Tekrar başına atıyorum ve beyaz ipimle krem ipimle yerini değiştiriyorum. Sıkıca tutuyorum bu ipi. 1 2 3 4 5 6 Arkayı da aynı şekilde tamamen ters olarak örüp geleceğiz. Modelimiz sadece gösterdiğim gibi aynı tabanda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Evet, tekrar ön yüzeyim ve yine aynı şekilde arttırıyorum. Bu taraftan artmış olduğum diğer ilmeği ikisini bir edip kesiyorum. Ve bir burada iki tane ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeği de kesiyorum.
1 2 3 tane ilmeğimiz kaldı. Başına atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. ilmeleri kesiyorum. Başına atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Burada 8 ve bu 9. ilmeği ikisini bir edip kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. Evet, bura çoğalacak. Bu taraf tamamen, bu taraf bitecek. Bu taraf da tamamlanacak. Ondan sonra buralar kesilmeye başlanacak. Şurada göstermek istiyorum. Bakın, burayı bırakayım. Çünkü ben aynı birbirinin tekrarı. Burada gördüğünüz gibi bir bir kayacak. Sadece bizim burada ajurlarımızı yaparken takip etmemiz gereken şey şu ajurlarımızın sabit olarak yerlerinin değişmemesi. Bu şekilde gidecek. Evet, örecek olan arkadaşlara kulağa gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.